Merhaba arkadaşlar, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine sizlerle bir paspas çalışması yapacağız. Çok istek, yoğun istek aldığı için değişik değişik farklı farklı ne yapabilirim diye düşünüyorum, inan ki inanın. Umarım beğeniyorsunuzdur, umarım seviyorsunuzdur. Şimdi bu çok yapımı çok çok kolay, inanın. Bunun yapımını paylaşacağız inşallah sizlerle. Öncelikle kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ayrıca zile de basarsanız yapacak olduğum modellerden en kısa sürede haberdar olursunuz diyorum. Bakın, bu şekilde çok güzel bir görünüme sahip. Şimdi ben bunu arkadaşlar bu defa şöyle tığ iğne denilen, arkasında deliği olan bir tığla yaptım. Ön tarafı bu şekilde, arkasına bu deliği arkadaşlar eşim açmak zorunda kaldı. Çünkü bunun incesini bulamıyorum maalesef. Çok aradım. Ondan dolayı bu şekilde bir tığ alırsanız eşinizin yardımıyla şu şekilde bir delik açmanızı yeterli olacaktır. Veya yaptırabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Şöyle alalım arkadaşlar. Bu tığ yerime, iğne yerime diğer ipimi takacağım. Çünkü sıralamayı ben bu şekilde yaptım. Hani bir bordo, bir beyaz krem şeklinde yaptım. Araya şunu kattım. Özellikle burayı göstermek istiyorum. Şimdi buraya geldiğimizde bordo yerine beyaz ipimizi, krem ipimizi taktım. Siz bu şekilde de devam edebilirsiniz. Tek renk de yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimle, yani krem ipimle yapacağım için bunun boyunu ölçüyorum arkadaşlar. Bu kaç sıra yapacaksak ona göre bu şekilde ölçebiliriz. Şöyle ölçüyoruz. Mesela bu bir olacak şöyle. Çünkü iki kat geçirdim arkadaşlar içinden. Daha tok durması için. Şöyle yapıyorum. 2. Şöyle 3. Şöyle 4. Şöyle 5. 6, 7, 8 sıra yapmıştım arkadaşlar bunu ve 8, 8 sıra zaten hepsini yapmasak da olur. 2 sırada anlaşılabilecek kolaylıkta yapımı inanın çok çok kolay. Daha önce battaniye yapmıştım arkadaşlar, ayıcıklı bebek battaniyesi puseti. Oradan da görebilirsiniz. Şimdi bu ipimi bu delikten geçireceğim arkadaşlar. Bu maalesef birçok yere sordum ama bir türlü bunun ince olanını bulamadım. Ondan dolayı eşimle birlikte aklımıza bu geldi ve böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bu matkap var arkadaşlar. Onunla yaptı eşim. En ince uçlusu ile. Onunla siz de yapabilirsiniz. Yapamıyorsanız yardım alabilirsiniz. Şöyle burada birleştiriyorum bunu, iki ucunu şu şekilde birleştirip düzgün gelmesi için şöyle yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ipimizi taktık. Geliyoruz. Şu renkli, bordo renkli ipimizi alıyoruz. İlk başlarken şurayı yeni başladığımızı düşünün. Şöyle ben bu taraftan göstereyim arkadaşlar. İlk başlarken mesela şöyle tutuyorum. Şöyle şuradan, bakın şuradan şuradan alıyorum, takıyorum. Bu taraftan göstermem daha iyi olacak. Şimdi aldım, taktım, bir tane zincir çekiyorum.
ve bu kalıyor burada. Sonra diğerini bakın şöyle yakından göstereyim. Şu iki deliğin içerisinden arkadaşlar şu şekilde çıkartıyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum. Bütün deliklerimizi bu şekilde sabitliyoruz. Bakın alıyorum, çıkartıyorum ve bir zincir çekiyorum. Şöyle yakından göstereyim. Şuradan arkadaşlar aldım birinciyi, ikinciyi buradan geçiriyorum. Çıkartıyorum ve bir zincirle sabitliyorum. Hemen yanından alıyorum, çıkartıyorum ve bir zincirle sabitliyorum. Şu şekilde bir zincirle sabitliyoruz. Renkli renkli de yapabilirsiniz arkadaşlar bunu. Nasıl isterseniz, ne renk istiyorsanız yapabilirsiniz. Sakallı bir ip kullandım. Bakın şuradan ve şuradan. Bu şekilde alalım ve yapalım. Şöyle göstersem daha iyi olacak sanırım. Şöyle bakın çaprazlamasına. Şu şekilde bütün deliklerimizi dolduruyoruz. Arkadaşlar çok maliyet olarak çok ucuza denk geliyor. Sakallı ipleri 4,5'tan alıyorum. Halı kaydırması o ölçüyle satılıyor ama genelde 7 TL civarında oluyor. Yani çok ucuza çok güzel şeyler yapabiliyoruz. Dediğim gibi bu tığı bulamazsanız benim yaptığım bunun gibi yapın arkadaşlar. Bu şekilde deldirerek kullanabilirsiniz. Ya da normal tığ da yapabilirsiniz. Normal tığla da hani bu şekilde arkasına bir delik açtırarak da yapabilirsiniz. Şöyle inanın bakın o kadar kolay ki çok da hızlı da giden bir çalışma arkadaşlar bu. Halı kaydırmaz üzerine yapmış olduğum daha önce yapmış olduğum paspasları çok beğendiğiniz için yani çok istek aldı. Ben de daha başka ne yapabilirim diye bu şekilde şeyler üretmeye çalışıyorum. Fikirler üretmeye çalışıyorum. Umarım seversiniz. Umarım beğenirsiniz. Ve bütçeye katkıda bulunarak bu şekilde yaparak satabilirsiniz arkadaşlar. Eminim ki alacak olanlar olur. Çeyizlik de çok güzel olur. Şimdi arkadaşlar bütün hepsini yaptım. Bakın yaptım. Ve içinden şu şekilde tutup şöyle geçiriyorum bunu. Diğer ipimi şöyle içinden geçiriyorum. Daha sonra şunu buraya sabitleyelim. Şöyle yapalım. Kenarını dönerken zaten bunu buradan sabitleyeceğiz ama şu anda kaçmasını istemiyorum. Şöyle sabitledim. Bakın. Şöyle gerdirelim. Çok sıkı da olmayacak arkadaşlar bu. Çok gevşek de olmayacak. O yüzden şöyle tutun. Şöyle elinizle ipi geçirdikten sonra buraya kadar şöyle bir çekin. Daha sonra tekrar bu defa geri dönüyoruz.
Geri dönerken arkadaşlar yine aynı taktik. Bakın şöyle tutup şuradan şuradan aldım, bir zincir çektim. Bakın yine çaprazlamasına, bu defa böyle olacak. Şuradan ve şuradan. Bakın arkadaşlar, çapraz olarak bir buradan bir buradan alıp yapıyoruz. Bütün hepsinin içerisinden bu şekilde çapraz olarak çıkardıktan sonra, bakın çapraz olarak şuradan şuradan bir zincirle sabitleyip yolumuza devam ediyoruz. İnanın yapması da çok zevkli bir çalışma oldu. Benim için de öyle oldu arkadaşlar. Ben de önceden deniyorum. Herhangi bir yerde böyle bir çalışmayı görmedim. Umarım sizler de görmemişsinizdir. Şöyle. Halı kaydırmazlar sağlam, inanın arkadaşlar buna. Daha önceki videolarımda da belirttim. Yorumlarda çok alıyorum. Halı kaydırmaz, inanın sağlam. Bakın bir deneme yapalım. İstediğiniz kadar çekin. Herhangi bir şey olmuyor. Bakın. Gayet sağlam yani. O yüzden içiniz rahat olsun. Herhangi bir kopma ya da şey söz konusu olmadı. Benim İlk yaptığım tunus işi olan halı kaydırmaz üzerine ya tunus işiyle yapmış olduğum paspasımı ben 1,5 yıldır kullanıyorum ve 30 derecede makinede neredeyse 15 güne bir, bazen oldu haftada bir yıkıyorum. İnanın hiçbir şeyini görmedim, deforme de olmadı. Ayrıca bu ipler ilk yıkandıktan hemen sonra biraz böyle yapışıyor birbirine haliyle. Ama bir gün aradan geçtikten sonra hemen eski haline dönüyor. Arkadaşlar bakın, hepsinden içinden geçirdim. Şimdi diğer ipimi arasından geçiriyorum. Bu ipi daha da kısa yapabilirsiniz. Hani dolaşmasını istemiyorsanız 2-3 sırada bir bağlayabilirsiniz. İnce bir ip ve sakallı bir ip olduğu için bağlama yerleri belli olmayacaktır. O konuda da içiniz rahat olsun. Rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha uzun yapmak isterseniz, kaç sıra yapmak isterseniz o kadar takın dedim, ama mesela hepsini ondan yapmak istiyorsanız böyle ara ara, yani şurada bu şekilde bir zorluk yaşamazsınız o zaman. Şimdi biz 8 sıra yapacağız diye 8 kat ölçtük halı kaydırmazımızın boyunu. Ona göre takmıştık. Siz onu daha da kısa yapabilirsiniz. Şöyle çekiştiriyorum bakın ve bırakıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Bir sıra daha yapalım mı bilmiyorum, yapalım. Şöyle arkadaşlar biraz daha gidelim. Şimdi yine aynı şekilde geri dönüyoruz. Bakın şuradan alıyorum, şuradan şuradan ve şuradan alıyorum, çıkartıyorum, bir tane zincir çekiyorum, alıyorum çıkartıyorum, bir tane zincir çekiyorum. Evet, yapmamız gereken işlem İnanın bu kadar basit, kolay. Yapımı çok kolay zaten.
çok değişik görünüme sahip oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın şurada saklanıyorlar, sakallayıp olduğu için şöyle yapalım. Tığ iğne benim çok hoşuma gitti. Ben çok sevdim. Bir de bulabilsek çok daha iyi olacak. Kalın olanları var arkadaşlar. Kalın olanlarıyla da ayrıyeten çalışma yapacağım. Onu da paylaşacağım inşallah sizlerle. Şöyle yapalım. Yapımı gayet kolay ve bence de çok güzel oluyor arkadaşlar bu çalışmamız. Çapraz çapraz. İlmeğimizi alıp bir zincirle sabitledikten sonra bakın hemen şöyle içinden çekiyoruz. Şöyle yaptığınız zaman hemen açılıyor zaten bakın. Evet. Çalışmamız bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum.